Hazreti Musa. Yolda yürürken bir çobana rastlar. Çoban şöyle dua eder: "Ey kerem sahibi Rabbim, neredesin? Neredesin ki sana kul köle olayım? Çarığını dikeyim, saçını tarayayım, elbiseni yıkayayım. Ey yüce Rabbim, sana süt ikram edeyim, elini öpüp ayağını ovayım. Uyuma vakti gelince yerini silip süpüreyim. Bütün keçilerim sana kurban olsun." Çobanın bu şekilde saçma sapan konuştuğunu gören Hazreti Musa, "Kiminle konuşuyorsun?" diye sorar. "Bizi yaratan, bu yer ve göğü halk edenle," diye cevap verir çoban. "Yazık, sen daha Müslüman olmadan kafir oldun. Bu ne saçma söz, bu ne küfür, çarık elbise ancak sana yaraşır. Bir güneşin bunlara ne ihtiyacı var? Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğunu biliyorsan, nasıl oluyor da böyle hezeyanlarda bulunuyorsun?" Allah Teala böylesi hizmetlerden müstahnidir. "Sen bu lafları kime söylüyorsun? Amcana mı, dayına mı? Büyüyüp gelişmekte olan süt içer, ayağa muhtaç olan çarık yer." Hazreti Musa'nın bu sözleri üzerine çoban cevap verir: "Pişmanlıktan canım yandı. Canım yandı. Canım yandı. Elbisesini yırttı. Ahı figan etti. Sonra çöle doğru yola düştü." Bunun üzerine Allah Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti: "Kulumuzu bizden ayırdın. Ben herkese bir huy, bir ıstılah verdim. Onun için medhü sena olan söz senin için yergidir. Biz temizden de münezzehiz, pisten de. Onların beni teşbih etmeleriyle münezzeh ve mukaddes olmam. Bununla kendilerini temizlerler. Biz dile değil, söze değil, gönle ve hale bakarız. Kalp, huşu sahibi ise kalbe bakarız, söze değil. Ey Musa, edep bilenler başka, içi yanmış aşıklar başka." Musa aleyhisselam, Allahu Teala'dan bu hitabı duyunca çöle düşer, çobanı aramaya başlar, onun izlerini takip eder ve nihayet onu bulur. "Müjdeler olsun, müjdeler olsun," der. "Yüce Allah'tan izin geldi. Gönlün nasıl istiyorsa öyle söyle." "Ey Musa," dedi çoban, "ben o halden, o sözden geçtim. Şimdi benim halim söze sığmaz. Allah Teala'ya hamd etsen de bu çobanın layık olmayan övüşü gibidir. Senin övüşün çobanınkine nispetle daha iyi olsa da, Allah Teala'nın yüceliğine nispetle onun da değeri yok. Ey Musa, Allah'a zikrediyor oluşunun makbul olması onun rahmetindendir."